Efendim, ikinci tura dün başladık. Esen Başkonsolosluğu seçim alanındayız. İlk seçim oranında gördüğümüz kadar daha da fazla vatandaşlarımızın ilgisini görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatandaşlarımızın seçimlere artan bir ilgisi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Gerçekten ilk tura oranla zamanın biraz daha kısıtlanmış olması nedeniyle, 5 güne sıkıştırılmış olması nedeniyle artan sayıda vatandaşımızın ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu süreçte aslında müşahede ettiğimiz bir diğer husus da ilk turda seçim kullanmayıp ikinci turda oy kullanmaya gelen vatandaşlarımızın çokluğu. Bunu da özellikle genç arkadaşlarımız arasında yüksek olduğunu görüyoruz. Biz şöyle yorumluyoruz. İlk turun yarattığı o heyecan yurt dışındaki vatandaşlarımızı daha da heyecanlandırdı ve ikinci turdaki seçim heyecanına onların da ortak olduğunu görüyoruz. Biz devlet olarak sandık sayılarımızı artırarak, oy kullanma sürelerini uzatarak vatandaşlarımıza, gurbetteki vatandaşlarımıza oy kullanma sürecinde mümkün olduğunca kolaylık sağlamaya çalıştık. Sabah 8, akşam 10 saatleri arasında hafta içi de vatandaşlarımızın iş yerinden çıkıp gelip oylarını kullanmalarına imkan sağlıyoruz. Birçok ülkede, birçok temsilcilikte bu süreç devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha da artan ilgiyle seçim sürecine olan katılımlarının devam edeceğini umuyoruz. Avrupa genelinde artan bir ilgi olduğunu görüyoruz. İlk tura kıyasla günlük kullanımlarda Essen Başkonsolosluğu görev bölgemiz açısından 2 katın üzerinde bir katılım var. Burada tabii teknik altyapının da artırılmış olmasının sağladığı bir avantaj var. Sandık sayılarımızı biz bugün 33'e çıkarttık. Normalde çok daha az sayılarla başlamıştık. Ancak vatandaşlarımızın yoğun ilgisi olduğunu gördük. Devletimizin de izniyle, katkısıyla bu sandık sayılarını arttırdık. Vatandaşımız da bunun karşılığında teveccühü göstererek oylarını kullanmaya geldiler. İlk yaptığımız seçimlerde, ilk turda uzun kuyruklar olmuştu. Evet, bugün de uzun kuyruklar var, doğru, ama çok daha hızlı bir akıcı bir seri şekilde oy kullanıldığını görüyoruz. Şu an çok daha yüksek katılım olmasına rağmen oy kullanma süresi 1 saati geçmiyor. Bu da bizim için çok gerçekten memnuniyet verici bir süre. Çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya, kalan 3 günü de değerlendirmeye davet ediyoruz.